Arkadaşlar merhaba, Özdebir yayınlarının 19-20-21 Ekim tarihlerinde, 2018 tarihinde yaptığı e, TYT oturumunun, TYT sınavının geometri sorularıyla karşınızdayız. Daha öncesinde matematik sorularını çözmüştük arkadaşlar. Bir önceki videoda şimdi de geometri sorularını çözelim. 30. sorudan başlıyor geometri bölümü. ABC bir üçgen, BAC açısı alfa, şu kısım arkadaşlar, beta ve de teta açıları verilmiş C köşesinde. AB BC'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar şu kenar BC'ye eşitse alfa ile teta'nın eşitliğinden bahsedebiliriz. Fakat alfa ile beta'nın eşitliğinden bahsedemeyiz. AC BC kenarına eşitse bakın arkadaşlar AC ile BC kenarları eşitse alfa ile beta açıları eşittir diyebiliriz. Bu doğru. AB ile AC kenarları eşitse arkadaşlar AB ile yani şurasıyla AC kenarları birbirine eşitse beta ile teta birbirine eşittir diyebiliriz. Burada da bundan bahsetmiş zaten. Demek ki öncüllerimiz 2 ve 3 olacakmış. Doğru öncüler cevabımız Edirne. 31. soru. ACBC'ye dik üçgen dik demiş arkadaşlar. Dik bir üçgen vermiş. AB kenarı 14 santim. ABC açısı da 30 santim arkadaşlar. Hemen şunu hesaplayabiliriz. 30'un karşısı ne olur arkadaşlar? 7. Ee, peki şurası 60. 60'ın karşısı ne olacaktır? Şuranın tamamı gençler. 7 kök 3 olacaktır. Peki. Şimdi diyor ki ABC ve A üstü B üstü C üstü dik üçgenleri şeklinde e, eşit büyüklükte iki kağıt üst üste konuyor. Sonra biri şekildeki gibi 3 kök 3 cm yan tarafa kaydırılıyor. Yani şu tarafa doğru kaydırılıyormuş arkadaşlar. Kaydırıldıktan sonra son durumda üst üste gelen kısmın alanı e, kaç cm kadar olur? Ne kadar kaydırılmıştı? 3 kök 3 demek ki şu B ile B üstü kenarı 3 kök 3 uzunluğundaymış. O zaman buraya ne kalır arkadaşlar? 4 kök 3 çünkü tamamı 7 kök 3'tü. 30 derece ise açı bozulmayacaktır. Şurası 30 derece, burası 60 derece. Ve diyeceğiz ki 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4 birimdir. Bana bu üçgenin alanı sorulmuştu. Yani şuradaki e, oluşan üçgenin alanı. E, buranın alanı da e, şöyle diyebiliriz artık. 4 çarpı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'den doğru cevap 8 kök 3 birim kare olur diyeceğiz. Cevabımız Adana'dır. Geçelim arkadaşlar 32. sorumuza. 32. soruda ABC ve DEF birer üçgen ABC DEF benzerliği vardır demiş bize. BC 10 santim 14 15 18 santim şurayı x vermiş burayı y vermiş arkadaşlar. Üçgenler aynı şekilde bulundukları konuma göre benzerdir. Yukarıda verilenlere göre ACB açısıyla DFE üçgenleri eşittir demiş. Yani şu açıyla şu açı evet arkadaşlar üçgenler üçgenler benzer oldukları için ACB ile DFE açıları da benzerdir. Ee, i̇kinci öncülde x eşittir 12 santimetredir demiş. Bakın 2K'ya 3K. Burası da yine 2K'ya. Şurası 3K olacaktı zaten. Y'nin 21 olduğunda hemen yazalım. Ee, burası arkadaşlar 3K ise bunu 3'e böl 2 ile çarp. Burası da 12 santimetre olur. Demek ki x 12, y de 21. Bakalım öncüllerimizde. ikisine de bunları söylemiş zaten. Demek ki doğru cevabımız edinme seçeneğindeki 1, 2 ve 3 olacakmış. 33. sorudayız. 33. soru güzel bir soru arkadaşlar. Bakın 14 cm uzunluğundaki bir ipin üzerinde bir nokta işaretleniyor ve C olarak adlandırılıyor. Şurası C noktası arkadaşlar. Sonra bu ipin iki ucu 10 cm uzunluğundaki AB çubuğunun uçlarına bağlanıyor. Şuralardan da bağlamış gençler. Tamam? İp C noktasından tutulup gergin duruma getirildiğinde AC ile BC birbirine dik oluyor. Buna göre ip gergin vaziyette iken C noktasının çubuğa uzaklığı kaç santimetre olur diye sormuş. Şimdi bunu şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şu şekilde ve şu şekilde ip uzatıldığı zaman bunlar artık birbirine oluyormuş sevgili gençler. Şurası C noktası oluyor ve birbirine dik oluyormuş. Peki ipin uzunluğu 14 santimetre olduğuna göre şurası A şurası 14 eksi A dersek ve bu dik bir üçgen arkadaşlar. Burası 10 iken 6, 8, 10 üçgenini hemen anımsarsanız buranın 6, buranın 8 olduğunu düşünürsek şunu hemen düzeltelim. Şurası 6, burası 8 olduğunu düşünürsek gayet de olur. 14, 6, 8, burası da 6. Çok güzel. 6, 8, 10 üçgenini oluşturduk ve sonrasında bize bu C noktasının e, şuradaki AB doğrusuna Uzaklığını sormuş ya ben bunu şu şekilde yapabilir miyim? Bakın şuradan tuttum ve şuraya kadar uzattım. Burası artık benim yüksekliğim oldu. Ben buraya h diyeceğim. Tamam. Şurası h. Ve hatırlayın kuralımızı 6 çarpı 8 eşittir 10 çarpı h dersek h buradan ne gelir? 48 bölü 10'dan 4,8 gelecektir. Santimetre gelecektir diyebiliriz. Doğru cevabımız denizli seçeneğinde verilmiştir. Geçelim arkadaşlar 34. sorumuza. Bakın Kare şeklindeki bir kağıt köşelerinden iç içe içe doğru katlanıyor ve köşeler tek bir noktada birleşerek şekil 2'deki kare oluşuyor. Buna göre şekil 1'deki karenin çevresini şekil 2'deki karenin çevresinde oranı nedir? Ben şu kenarlara A ve A dersem burası da bir kare olduğuna göre birinci şeklin çevresi 8 A'dır arkadaşlar. Çünkü 2 A çarpı 4'ten geldi bu bölü. Şimdi şurası A iken burası da A iken şurası ne olur? A kök 2 olur. Yandaki şeklin bir kenarı da A kök 2 ise... Bunun çevresi de 4 çarpı a kök 2'dir. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Ağlar gitsin. 8'i 4'e böl. 2 2'yi kök 2'ye böl. Cevap ne gelir? Kök 2 gelir. Doğru cevabımız Denizli'dir diyebiliriz. Pardon, çok özür dilerim. Bu hataları çok yapıyorum. Doğru cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Kök 2 bulup 2'yi işaretliyoruz. 35. sorudayız. ABC'de bir paralelkenar olduğuna göre hemen bir paralelkenar çizelim arkadaşlar şu şekilde daha net görmek açısından. Şimdi bu bir paralelkenar oldu diyoruz ki şurası A olsun şurası B olsun burası C ve burası da D köşesi olsun. Sonrasında ise yapmamız gereken şu birinci öncülü bir okuyalım. AB DC uzunluğuna eşittir. Yani karşılıklı iki kenarlardan AB ile DC birbirine eşittir diyor. Doğru. AC ile BD yani köşegenlerden bahsetmiş arkadaşlar. Şu köşegen şu köşeye yöne eşit uzunluktadır demiş. Arkadaşlar bu daima doğru diyemeyiz. AB BC'den büyüktür demiş. Şimdi şekil itibarıyla AB Buradaki BC'den daha uzun görünüyor ama ben bu paralel kenarı şu şekilde de çizebilirdim. Ve böylelikle AB kenarı BC kenarından daha kısa olurdu. Dolayısıyla bunun da kesinliği yoktur deriz. Doğru cevap yalnız bir olur. Evet bir diğer sorumuza geçelim. 36. soru. Şimdi sevgili gençler bu soruyu hemen çözerken zaten şekil üzerinde vermiş tüm verilecekleri. Şuradan bir dik indiriyoruz. Tamam. Bu dik indirdikten sonra burası 5 kök 2 şurası 45 olur ve diyeceğiz ki 5 5 5 kök 2 üçgenimiz vardır burada. Peki burası 5 burası 5 kök 5'e şurası 11 uzunluğundadır diyebilir miyiz? Ve tüm bunları yaptıktan sonra artık sorumuz bitti. Tek yapmamız gereken A'dan O'ya bir ne çekmek arkadaşlar? Yarıçap oluşturmak. Bunu oluşturduktan sonra şurasında 2 santim olduğunu vermiş ya. Bak şimdi burası 5 santim şurası 12 santim. O halde Hipotenüsü ne kalır arkadaşlar? 13 santim kalır. Çünkü 5, 12, 13 üçgeni oluştu burada. Geçelim 37. sorumuza. Kenar uzunlukları AB 7 ve AD 11 santimetre olan bir ABC dikdörtgeni de. Hemen bir tane ABC dikdörtgeni oluşturalım arkadaşlar. E, şu şekilde yapabiliriz. Evet. Şimdi şurası kaç santimetreymiş? 7 santimetre ve buraya AB demiş. Hemen A, B. Şuraya da C diyelim. Şuraya da D diyelim. Tamam. AD kenarı da 11 santimetreymiş. Pekala diyor ki olan ABCD dikdörtgeninde A köşesi merkez olacak şekilde bir çember çiziliyor. Bak şimdi şurayı merkez kabul ediyor ve bir tane çember oluşturacak tamam. Diyor ki çember BC kenarına E noktasında BC kenarına E noktasında yani şurası. DC kenarına da F noktasında kesiyormuş arkadaşlar. Şurası da F noktası diyelim. Tamam. DF 3 santimetreymiş, şu uzunluk arkadaşlar 3 santimetreymiş. Diyor ki DF 3 cm olduğuna göre BE kaç santimetredir? Şimdi bakın, şunu farklı bir renkle kırmızıyla şu şekilde gösterelim. Bakın bizim çemberimiz aslında şu şekilde olacakmış, tamam? Şu şekilde bir çembermiş, tam çizemedim ama siz bunu anladınız bence. Şimdi şu şekilde bir çembermiş diyelim ve e, merkezde neresi A noktası. Bu A noktasından arkadaşlar şu şekilde bir şey gösterelim. Bakın. Bunları da uzatalım ki bunlar bizim neyimiz olacak? Yarı çapımız mı olacak? Değil mi? Şimdi bir de şuradan şuraya uzatalım F noktasına. F noktasına uzattıktan sonra sevgili gençler şöyle diyelim bakın. Şunlar artık bizim için R'dir. E şurası 3 cm olduğunu söylemişti bize. 3 cm ise 3'ün karesi 9 artı 11'in karesi 121 eşittir 130. Bu da nedir? R kare. R kare elde ettik. R kare bir cepte dursun. Şimdi R kare elde ettikten sonra şunu söyleyelim. Bakın Şuradaki üçgene geçiyoruz. Bize sorduğu yer neresiydi bu arada? Bize sorduğu yer BE. Yani şurası E değil mi? Bize sorduğu yer X diyelim. X kare ile 49'un toplamı R kareyi verir. E R kareyi ben 130 bulmuştum. X kare artı 49 eşittir 130 ise X kare eşittir at 49'u karşı tarafa 81. X eşittir ne gelir? 9 gelir. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 38. soruya geçtik. Şimdi bir küp varmış arkadaşlar. Bu küpün içerisinden de şuradaki kısmı çıkarmışlar. Bakın şurada gösterilen kısmı çıkartmışlar arkadaşlar. Bu kısım çıkarıldıktan sonra diyor ki bize e, buradaki şeklin alanı, pardon hacmi ne olur diye soruyor. Şimdi küpün hacmi neydi zaten? 6 çarpı 6 çarpı 6 idi. Bundan ne kadarını çıkarmışlar? E, 3 birim bir kenarı, 4 birim bir kenarı ve 6 birimde bir kenarı olan dikdörtgenler prizması çıkarmışlar. Dolayısıyla 3 çarpı 4 çarpı 6'yı çıkarmamız lazım. 6 parantezinde 36 eksi 12 dersek 6 çarpı 24'ten doğru cevabın 144 birim küp olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa'dır. 39. soru. Şimdi arkadaşlar 80 santim burası. 80 santim de burası diyebilir miyiz kapı olarak değil mi? Ebatları 40 santimetre olan küp şeklindeki bir koli. Şuradaki koli arkadaşlar 80 santimetre genişliğindeki bir kapıdan içeriye alınacaktır. Bunun için kapının en az A derece açılması gerektiğine göre A aşağıdakilerden hangisi hangisine en yakındır diye soruyor. Şimdi şuraya çözelim soruyu. Bakın burası 80 burası 80. Şurayı biliyor muyuz arkadaşlar? en az kaç derece açılması gerekiyor diye soruyor ya. E bunun bir kenarı 40 cm olduğuna göre 40 cm açmamız yeterli. Yani ben buraya 40 cm diyeceğim artık. Pekala. Şimdi gelin şuradaki üçgene oluşan üçgene. Yani şuradaki üçgene arkadaşlar. Bu üçgene bir kosinüs teoremi uygulayalım. 40'ın karesi eşittir. 80'in karesi artı 80'in karesi eksi. 2 çarpı 80 çarpı 80 çarpı kosinüs alfa diyelim. Tamam. Sonrasında 40'ın karesi burada bir kalsın. Eşittir. Şu arkadaşlar nedir? 2'nin karesi çarpı 40'ın karesi. Burası da aynıdır. Dolayısıyla 2'nin karesi çarpı 40'ın karesinden 2 tane var. Ben burayı şöyle yazacağım. 2 tane 2'nin karesi çarpı 40'ın karesi eksi. Şurası nedir arkadaşlar? Yine 2 çarpı 80 çarpı 80 yazalım. Şu şekilde ya da direkt 80'in karesi de yazabiliriz. Hiç fark etmez. Çarpı kosinüs alfa dedik. Pekala. Şimdi ben e, ee, şunların ikisini diğer tarafa atarsam 40'ın karesi parantezinde 1 eksi şurası ne haber arkadaşlar 2 çarpı 2'nin karesinden 8 burası 7, 8 yaptı şöyle e, ee, eşittir eksi 2 çarpı 80 çarpı 80 çarpı kosinüs alfa dedik şimdi arkadaşlar burayı şöyle yapalım mı 1 eksi 8 ne yaptı 7 bir de burada 40'ın karesi var. 40 çarpı 40 yani. Ben şu 40 çarpı 40'ı 80 çarpı 80'e bölersem 2 çarpı 2 kalır ve eksi 7 şurası eksi 7 idi. Eksi 7 eşittir. Eksi 8 tane kosinüs alfa oldu. Demek ki burada kosinüs alfa neymiş arkadaşlar? 7 bölü 8'miş diyeceğiz. Yani bizim aradığımız açının değerinin en yakın olduğu e, açının biz kosinüsünü 7 bölü 8 olarak hesapladık. Şimdi kosinüs 30 değerini bir düşünün arkadaşlar. Kosinüs 30 değeri neydi? kök 3 bölü 2 idi. Doğru mu? Ben bu kök 3 bölü 2'nin karesini alırsam. Bakın neden karesini alıyoruz? Kosinüs alfanın da alacağız. Kosinüs 30'un da alacağız. Birbirine yakın değil mi ona bakacağız. Tamam. Kök 3 bölü 2'nin karesi nedir? 3 bölü 4. Peki bu 3 bölü 4 bunun karesi nedir arkadaşlar? 49 bölü 64'tür. Gelin şunu bir hiç oranını değiştirmeden 16 ile bir genişletelim. Ne yapar arkadaşlar? 48 bölü 64 yapar. Açılardan e, ee, kosinüs alfa yani pardon alfa açısı demek ki 30 derecelik açıya çok yakın olmalı ki e, bunların da karelerinin arasında 1 bölü 64 e, lük bir e, oran, 1 bölü 64 lük bir uzak var çok özür dilerim. Demek ki kosinüs 30'a çok yakın olduğu için kosinüs alfa değeri alfa açısı da 30'a yakındır diyeceğiz ve cevabımız bursa olacak. Geçelim 40. sorumuza. 40. soruda Arkadaşlar bir kartezyen koordinat sistemi verilmiş. Eşit büyüklükte kare şeklindeki parseller ayrılmış bir yerleşim merkezinin kroki'si verilmiştir diyor. Yeşil bölgedeki bir noktanın koordinatları 65'e 40'tır demiş. Şimdi şurası neymiş arkadaşlar? 65. Şurası neymiş? Bu da 40'mış. O halde şöyle söyleyebilir miyiz? Buradaki her bir karenin bir kenarı A birim olsun. Tamam? A birimlik karelerden oluşuyor. Ve bu A birimlik kare bakın şurası neydi? 65'ti. Demek ki 2A dediğimiz sayı 2A dediğimiz şurası tamam 65'ten büyükmüş. Bunu elde edebiliriz. Ve şurada da A sayısı 40'tan daha büyükmüş. Bunu da biliyoruz. A sayısı 40'tan büyüktür. Pekala. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Eksi 130 demiş. Nereye? Mavi bölgedekine. Yani şurası neymiş sevgili gençler? Eksi 130'muş. O halde şöyle söyleyebilir miyiz? 2A dediğimiz sayı 130'dan daha küçüktür. Demek ki A sayısı 65'ten daha küçüktür olacak. Ve 3 a dediğimiz sayı da 130'dan daha büyüktür diyebiliriz ama orası bir kalsın. Şurası 190'mış bakın şurası. 190 ise burada kaç tane a var bakın. 1, 2, 3, 4 tane a var. 4 a dediğimiz sayı 190'dan daha büyüktür olacak. Demek ki a sayısı büyüktür. 190'ın içerisinde ne var arkadaşlar? 4, 8, 48 değil mi? Yok yanlış hesapladım çok özür dilerim. 190'ı ee, biz e, biz 4'e bölüyoruz değil mi? Tamam çok özür dilerim. 190'ı 4'e bölersek arkadaşlar 40 kaçtır? 47 buçuktan daha fazla olacaktır diyebiliriz. Peki hala o halde şöyle devam edelim bakın. A sayısının 47 buçuktan daha büyük olduğunu bulduk. Bir de 260 ve 265 var. Nerede? Sarı bölgede. Peki sarı bölgede şurası 260 ise arkadaşlar. 260 ise burada kaç tane A var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane A 260'dan küçüktür diyebiliriz. 5A 260'dan küçükse A küçüktür 52 de diyebiliriz. Demek ki bu A sayısı 47,5 ile 52 arasında bir sayıymış. Gelin biz bunu 47 olarak kabul edelim. İşlem yapma kolaylığı açısından. Şimdi burada sorduğu nokta neresi arkadaşlar? A noktasının koordinatları hangisi olabilir diye sormuş. A noktasının apsisi 2A'dan oluşuyor. Yani 2A virgül ordinatı da 3A'dan oluşuyor. Şurası da 3A. Doğru mudur? E peki 2A'nın aralığı nedir arkadaşlar? A sayısı eğer 47,5'tan büyük ve 47'den büyük olsun ve 52'den küçük olsun. Tamam. 2A nerededir arkadaşlar? 47 kere 2 ne yapar? 94 küçüktür. 2A bu da küçüktür. 3 ke 2 kere 52 104. Peki 3A nerededir? Onu da bulalım. 3 kere 52 156. Bu da küçüktür. 3 kere 47 dersek 120, 141 diyebiliriz. 156 ile 141 arasındaymış. Peki bunu sağlayan şıklara bakarsak arkadaşlar hangisi olabilir diye. Apsisi 94 ile 104 arasında olacak. Yani bu gitti, bu gitti. E, bu gitti. Bu gitti. Geriye zaten 100 kaldı. Bakalım 150 bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak diyeceğiz. Evet. Bu videonun sonuna geldik. AYT geometri. Yani Özdebir'in yaptığı sınavda. AYT sınavında onun geometri sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda bir daha görüşünceye dek. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın sevgili arkadaşlar.